Aslında ben bu sesi duyarak büyüdüm. 18'ime kadar her gün saatlerce yürüdüm. Doğduğum şehrin etrafı dağlarla çevrelenmişti ve gördüğüm tek manzara buydu. Ben her zaman o dağları aşarak arkasındaki dünyayı görmek istemiştim. Aslında şanslı olduğumu düşünüyorum. Fotoğraf veya daha basitçe bir kameranın beni başka dünyalara götürmek ve keşfetmek için harika bir araç olduğunu o yıllarda fark etmiştim. Farklı insanlarla tanışmak, paylaşmak, diğerlerinin dünyasına bakmak ve öğrenmek. Beni kendi dünyamdan alıp dışarıya çekerek bir merak duygusuyla saatlerce, günlerce, haftalarca yürümek. Hayatı başka bir şekilde hayal edemiyorum. 20 yıl oldu bu yollardayım. Bu kez Türkiye'nin doğu sınırlarına seyahat ediyorum. Özellikle kırsal bölgelere. Ve yaklaşık 10 yıldır da Fuji kamera ve lenslerini kullanıyorum. Benim ilk Fuji'm X100S'ti ve hatırlıyorum kamerayı elime aldığımda vurulmuştum direkt. Kameranın küçük olması ve retro tasarımı yüzünden tabii ki. Birkaç parmak hareketi ile istediğim görüntüye ulaşabilmek çok değerli. Büyük kameraları taşımayı sevmiyorum ayrıca. Ağırlık taşımak istemiyorum. Hafif ve özgür hareket etmem lazım. Ve genellikle boynumda bu kamera varken insanlar rahatsız olmuyor. Çok sessiz ve hızlı. Arşivimin önemli bir kısmını bu kamerayla görüntüledim diyebilirim. Ve sonuç her zaman tatmin ediciydi. Bu fotoğrafları dergi ve gazetelerde, kitaplarda kullanabiliyordum. Müze ve galerilerde sergileyecek kadar büyük baskılar alabildim. Ve bu yüzden de aynı kamerayı kullanmaya devam ettim. Arkadaş oldum. Ve şimdi elimde serinin son versiyonu olan X106 modeli var. Yeni modelinde birçok geliştirmelerin yapıldığını görüyorum. En önemlisi belki de çözünürlük. Artık 40 megapiksel. Bunun yanında bir de otofokus sisteminin geliştirilmiş olması. Artık daha da hızlı. Yeni titreşim önleme özelliği ile artık özellikle zayıf aydınlatılmış alanlarda çalışırken yaşanan el titremelerinin önüne geçiyor. Bir başka özellik de cloud ile bağlantılı bir şekilde kaydettiğimiz görüntüleri anında yedek alabiliyoruz artık. Bence en iyi kamera her zaman yanında olan kameradır. Boynuna yakın bir yerlerde. O da bu kameranın yaptığı en iyi iş.